çok fazla para harcamayın. Bu cümlemizde arkadaşlar emir cümlesidir. Öznenin olmadığı bir cümle olup anlam bakımından sen ya da siz kişilerine hitap eder. Cümle yapısı özne yüklem tümleş cümlesinde özne kaldırıldığında cümle emir cümlesi haline gelir. İngilizce'de emir cümleleri simple present tense yani geniş zamanda kurulur. Önceki derslerde birkaç istisna haricinde Özne mutlaka kullanılır. Türkçe'de olduğu gibi gizli özne yok demiştik. Emir cümleleri de bu istisnalardan biridir arkadaşlar. Emir cümlelerinde özne kullanılmaz fiiliyle başlar. Sen ve siz anlamındaki emir cümleleri şu şekilde kurulur. Cümlenin başına fiilin yalın hali getirilirse örneğin open the door yani kapıyı aç şeklinde olumlu emir cümlesi. Cümlenin başına don't olumsuzluk eki ve ardından fiil gelirse, örneğin don't open the door, kapıyı açma şeklinde olumsuz emir cümlesi olur. Diğer şahıs zamirleri ile emir cümlesi kurarken arkadaşlar izin vermek anlamında let fiilini kullanırız. Emir verilecek subject pronounslar eylemden sonra geleceklerinden dolayı object pronouns konumuna geçerler. Let us open the door. Kapıyı açalım. Ya da let him her open the door. Kapıyı açsın. Let them open the door. Kapıyı açsınlar şeklinde oluşturulur. Olumsuzun oluştururken de do not cümlenin başına alırız. Don't let us open the door. Kapıyı açmayalım şeklinde kurabiliriz. Emir cümlesinin soru şeklini oluştururken de arkadaşlar Shall yapısını kullanırız. Shall we open the door? Kapıyı açalım mı şeklinde. Olumsuz soru şeklinde ise shall we not open the door. Yani kapıyı açmayalım mı deriz. Cümlemize geçecek olursak bu cümlemizde ise olumsuz emir cümlesi olduğu için geniş zamanda kullanacağız. Do not ardından spend harcamak fiili ve ardından too much money çok para anlamında kullanıyoruz. Cümlemizde son olarak don't spend too much money. Caddenin sonuna gidin ve sağa dönün. Burada bağlaşlarla ayrılan her iki cümlede emir cümlesidir. Yani ilk cümlede go gitmek fiilini cümlenin başına alırız. Ve caddenin sonuna anlamında possessives, iyilik yani aitlik ekini sağdan sola doğru sıralarız. Önce sonuna anlamında the end. Sonra -nın -nin anlamında all edatını kullanırız ve ardından cadde belirtildiği için de the street diyoruz. Go to the end of the street. Sonra ve anlamında and bağlacını. Ardından sağa dönün emir cümlesinde ise dönmek anlamında turn fiilini ve ardından Right sağ diyoruz. Turn right. Cümlemizin son olarak go to the end of the street and turn right. Evet, bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda A1 seviye cümlelerini yeni konu örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz, sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.